tarafında yürümeyin. Herkese merhabalar. Record Your Ex'in 6. bölümünde hiç tanımadığım bir dinleyicimle sizlerleyiz. Alper ile beraberiz. Alper, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Alper, biraz kendinden bahseder misin bize? Nerede yaşıyorsun, ne iş yapıyorsun, kaç yaşındasın? Ben 99 doğumluyum, 22 yaşındayım. Eylül'de inşallah 23 olacağım. İstanbul'da yaşıyorum, Kartal'da. Şu an özel bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Ne zamandır yalnızsın? Ne zamandır yalnızım? Aslında kendimi yalnız hissettiğim bir dönem yok diyebilirim. Çünkü yalnız kalmak istediğimde de hep birileri bir konuşma çabasında olduğu için ya da ben kendimi bazen boşlukta hissedebiliyorum. Bazen yalnız konuma düşmek istemediğim zaman konuşabiliyorum. Ama bir yanımda çok yalnız olmak istiyor. O yüzden kendimi tam anlamıyla yalnız hissedemiyorum. En son ilişkimde 3 senelik bir ilişkim vardı. Eylül-Ekim ayında tam hatırlamıyorum ayrıldık. O süreçten bu geçtiğimiz aya kadar hiçbir şekilde bir şeyliğimiz yoktu. Aslında çok güzel bir bağımız vardı. Gel dese yine gelirdim, hani git dese yine giderdim. Çünkü kötü bir durumunda ya da iyi herhangi bir durumunda yine ben vardım. O da aynı şekilde vardı. Ama öyle bir şeyliğimiz yoktu tabii ki. Tekrar birlikte olma gibi bir düşüncemiz yoktu. Geçtiğimiz ay tekrar olabilir miyiz diye düşünerek bazı durumlar gelişti. Denemeye çalıştık. Defalarca bitirdik ve defalarca da tekrar birlikte olduk. Her defasında tabii ki ben terk edildim. Hiçbir zaman terk eden taraf olmadım yani. Oo, bu da güzel bir ayrıntı. Ama geçtiğimiz ay dediğim gibi tekrar bir denemeye çalıştık fakat olmadı. Olmuyorsa olmuyordur. Yani biri gidiyorsa gitmiştir. O an bitmiştir. Yani bunun zorlaması bence hoş olmuyor. Ya da tekrardan çabalamak iyi olmuyormuş, onu fark ettik. Ve tamamıyla koptuk, artık hiçbir bağımız yok. Ufacık bir bağımız vardı, artık o da yok. Kesinlikle ben de buna katılıyorum. Ben de eski ilişkilerimde birkaç defa böyle deneyip hani hep niyeyse insan o tekrar olacakmış gibi hissediyor ama denediğinde bunun olmadığını görüyorsun. Sanırım her seferinde deniyoruz ve her seferinde kendimiz görüyoruz olmadığını. Maalesef. Bunu herkes deneyimliyor galiba ya. O yüzden yani yine şaşırmadım. Ben de çünkü aynılarını yaptım bunun. Peki her seferinde karşı tarafın ayrıldığını söyledin. Neden ayrıldınız? Sebepler nelerdi? Aslında çok güzel bir ilişkimiz vardı. Elle tutulur bir sebepleri açıklayamayacağım. Çünkü hiç abartmıyorum, hep parmakla gösterilen bir çift olmuştuk herkes tarafından. Çünkü benim kendime göre bir olgunluğum var ve hani bu konuda gerçekten özgüven yaratabilirim. Kendime güveniyorum. Ben belirli bir olgunluktayım ve karşımdaki insan da öyleydi. Biz her şeyimize dikkat ediyorduk. Oturmamız, kalkmamız, konuşmamız, nerede nasıl takılıyoruz, neler konuşuyoruz, her şeyimizle ya da gelecekteki hayatımız için neler planlıyoruz ve bunları nasıl gerçekleştiriyoruz. Gelmişimizi, geçmişimizi çok güzel yaşayarak birlikte olan bir çifttik. Dışarıya da bunu çok güzel bir şekilde örnekliyorduk, parmakla gösteriyorlardı. Ama işin içine girdiğimiz zaman çok değer verildim. Bana karşı çok güzel şeyleri olmuştu, davranışları ya da benim için yaptıkları olarak fedakarlığı, kendinden ödün vermesi. Ama o kadar da aslında değerli değilmiş. Yani o değer vermenin içinde bile değersizleştirilmişim ben. Eksik bırakılmışım, yarım bırakılmışım. Yani bir parçamı tamamladım diye düşünüyordum ama tamamlayamamışız. Sorunlarımız şu şekildeydi. Bizim hiçbir sorunumuz yoktu ve hani biz gerçekten hani yüzük takalım artık ciddileşelim boyutuna bile geldiğimiz zamanlar olmuştu. Fakat benlik söz konusu oldu. Çünkü benlik de şöyle, herkesin kendine göre bir kişiliği var ve bunu kimse değiştiremez. Hani sevdiğimiz insan bile olsa değiştiremeyiz. Sadece bazı şeylerimize dikkat ederiz. Evet. Baktım ki benim benliğim değiştirilmeye çalışılıyor. Benim çoğu şeyimden rahatsız olunuyor. Ben bunu dile getirdiğim zaman hayır ben rahatsız olduğum için değil diyerek başlayan cümleler sadece şurada şurada şu var. Demek ki benden rahatsız oluyorsun yani bu belli. Benim benliğimden rahatsız oluyorsun. Benim belirli şeylere düşünce yapım vardı. Onun da tam tersi
bir değişik bir yapısı vardı düşünce olarak. Ben karşı tarafa ilerliyorsam o geri tarafa ilerliyordu. Ben kuzeye gidiyorsam o güneye gidiyordu. Yani öyle bir zıt düşünce yapımız vardı. Aslında temelinde aynı şeyleri düşünen, aynı şeyleri planlayan, aynı şeyleri isteyen insanlardık. Ama bunu uygulama kısmında çok zıtlaşıyorduk. Bu da bizim kişiliğimizi ya da birbirimize olan saygımızı, huzurumuzu etkiliyordu. Bunun üstesinden gelmeye çalıştık fakat yapamadık. Karşı tarafın da sanki özgüveni birazcık yüksek gibi. Evet öyle. Öyle. Onun özgüvenini yükselten kişi de ben oldum bu arada. Hayda. Karşı tarafa bir söz hakkı da oldu. Peki o kaç yaşındaydı? O ne iş yapıyordu? Aynı yaştayız. Biz lise sınıf arkadaşıydık. Ben lise bittikten sonra bir sene mezuna kaldım. Dershaneye gittim. O süreçte hiçbir şekilde konuşmamız geçmedi. Daha sonrasında üniversiteye geçtiğimde ilk senemde değişik bir şekilde aslında biz lisedeyken de çok yakın değildik. Ama üniversiteye geçtiğim zaman aklıma geldi birden sebepsizce. Aklıma geldi ve ben onu sosyal medyadan ekledim. O da geri dönüş yaptı. Hiçbir resmi yok, paylaşımı yok. Ben neden onu ekliyorum? Ama olacak yani bir şekilde oluyor. Birbirimizi ekledik. Daha sonrasında mesaj attı. Konuşmamız ilerledi. Zamanında ufak da olsa o da bana karşı bir şeyler düşünmüş. Bu şekilde gelişti. Birkaç ay konuştuk, uzun bir süre konuştuk. Sonrasında artık ciddi bir şekilde birlikte olmaya karar verdik. Peki onda ilk neye dikkat etmiştin? Bir erkekte ilk neye dikkat edersin? Bir erkekte ilk neye dikkat ederim? Her zaman önem verdiğim şey insanlarda. Yani bu genç de olsa, yaşlı da olsa ya da bir erkek olsun, kız olsun fark etmiyor. Ben üsluba dikkat ediyorum. Yaklaşım tarzına dikkat ediyorum. Bizim konuşma şeklimiz de farklı başladığı için benim bir derdim vardı. O dert üzerinden, yani onun bilgisinin olduğunu bilmiyordum. Ama biliyormuş. O konu üzerinden başladık. Derdime deva oldu. Aslında ben o derdimi atlatmıştım ama onun da katkısı oldu. Çünkü benim haberim yokken çok fazla arkamda durmuş, çok fazla desteklemiş. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Ama genel olarak dışarıdaki erkeklere bakarsak dediğim gibi üslup çok önemli. Bir kadına karşı nasıl davranılması gerekiyor, nasıl oturulması gerekiyor ya da dışarıdaki insanlara karşı bunlara dikkat ediyorum. Bazıları tabii ki bunları yapmacık bir şekilde yapıyor. Onları da anlayabiliyorum. Bu çok itici olmuyor mu ya? İnsan böyle bir ortama geldiğinde mesela hiç tanımadığı bir ortama yeni bir insan geliyor ve o anda yapmacık bir hareket yaparsa ortamdan direkt böyle bir daha da bir soğuyorsun. Evet evet öyle. Çünkü insanı affedersin ama salak yerine koyuyorlar. Ve bunu fark ettiğimiz zaman yani bir kahkaha atıyorum ve oradan çekip gidiyorum. Bir daha da muhatap bile olmuyorum. Çünkü gerçekten kızları biraz saf zannediyorlar ama kızlar genel anlamda saf gözükseler de çok zekiler. Zekiyiz. Peki erkekte dış görünüş olarak ilk neye dikkat ediyorsun? Dış görünüş olarak tipe çok fazla önem veren biri değilim. Ama kendine bakması çok önemli. Bir insanı güzel çirkin diye ayırmıyorum. Yani herkes bence herkesin kendine göre bir güzelliği vardır. Önemli olan kendine bakması diye düşünüyorum. Yani erkek saçına, sakalına, ne bileyim eline, dişlerine, kokusuna yani örnek veriyorum. Bunlara dikkat etmeli. Bunları fark ettiğim zaman bir ilgimi çekiyor. Bakımlı olmasa benim için çok önemli diyebilirim. Eyvah eyvah sen çok zorsun ya. Herkes öyle diyor. 3 yıllık sevgilini bir şu anda görmek istedim yani. Görmek, tanımak istedim daha doğrusu. Nasıl bir arkadaştı? Peki o zaman kendini flörtöz mü görüyorsun yoksa sen bir aşk kadını mısın? Ne düşünüyorsun? Uzun süren bir tane olsun, uzun olsun, benim olsun mu? Yoksa ben flörtözüm, ilgi de hoşuma gidiyor. Dışarı çıkmayı, gezmeyi seviyorum. Daha fazlasına katlanamıyorum. Siz erkekler katlanılmazsınız mı diyorsun? Hayır, öyle bir şey demiyorum. Fakat flörtöz biriyim. Fakat kolay kolay hayatıma birini alamadığım için flörtöz zamanına, evresine geçiyorum artık. Çünkü öyle birini alırım ki ya da hissederim ki o zaman derim ki işte bu tamam. O zaman aşk kadını boyutuna geçiyorum. Öyle söyleyeyim. Seçici olduğum için kolay kolay aşk kadını şeyimi göstermiyorum, karakterimi göstermiyorum. Yani seçene kadar bir bakayım diyorsun şöyle. Evet. Ama genelde bulamadığın kişi o kişi. Next. Evet, aynen öyle. Ama flörtöz olmayı seviyorum. Çünkü farklı farklı insanlar tanımayı seviyorum. Neden diye sorarsam, yaşım daha çok genç ve birçok insanla daha karşılaşabilirim, tanıyabilirim. Hayatıma katabilirim. Yani en saçma insandan bile ufak da olsa bir şey öğreniyorum. Şimdi benim hayatımda
biri varken ben başka biriyle konuşamam. Konuşmam asla. Aslında konuşursam saçma bir insan da olsa ya da düzgün bir insan da olsa bir şey kapabilirim. Ama hayatımda biri varsa bu seçenekler olmaz ve ben insanlardan bir şeyler öğrenmeyi ya da gözlemlemeyi seviyorum. O yüzden. Peki en saçma deneyimin ne oldu bir flört ederken? Olmadı galiba. Şu an hiç hatırlamıyorum. Ya böyle pintilik şeyin var mı mesela? Anın var mı? Hayır, yok. İyi erkeklere denk gelmişti, öyle söyleyeyim. Yok, tam tersine. Aslında kötü erkeklere denk geldim. Hiç olmayacak ve bana karşı yapılacak şeyler değil diyebileceğim erkeklere geldim. İyi gözüken, dediğim gibi az önce söylemiştim, insanı salak yerine koyuyorlar ya. Salak yerine konulup gerçekten kandığım dönem oldu. Ama ve erkekler o öyledir. Pisliklerini, pisliklerini gördüm. Biz de öyledir. Köprüyü geçinceye kadar her şey. Köprüyü geçince gerçek biz ortaya çıkıyor. Ondan önce yani her şeyi sen nasıl istiyorsan. Sen beyazda siyah da desen tabii ki de siyah deyip devam ederler yani. Evet, aynen öyle ve işte ben de bunu bildiğim için hayatımı ona göre birini alıp almamaya çalışıyorum. Yani flört dahi etsem ona göre seçiyorum diyebilirim. Peki nargile boylar hakkında ne düşünüyorsun İstanbul'daki? Nargileci böyle çocuklar oluyor ya, takım elbise gezen, sivri ayakkabı takılan çocuklar. Hiç böyle bir flörtün oldu mu? Kundura falan işte kestik koyarlar masanın üstüne. Aynen, bir BMW şöyle. Nefret ediyorum. Midem bulanıyor gördüğüm zaman. Senden böyle bir anı beklerdim aslında, biliyor musun? Bir tane böyle bir böyle bir anı olup da böyle komik bir şey bekliyordum ama çıkmadı. Yok, uzak duruyorum çünkü gerçekten bu devirde aslında öyle yanaşmak isteyip bir değişik bir anım olsun istemiştim ama yok. Bu devirde gerçekten bulaşılmaz erkeklere. Kendilerini bir şey zannediyorlar çünkü ve ben sinirleniyorum. Bu konularda biraz böyle şeyim ya. Katıyım, öyle söyleyeyim. Peki ilk date sence nerede, nasıl olmalı? İstanbul'da date'e nerede çıkılıyor? Nerede çıkıyorsunuz? Kişisine göre değişiyor. Lüks kızlarımız var, böyle lüks mekanları seven ya da giyimi olsun, takılması olsun. Hayatındaki erkekleri de böyle lükse göre seçenler var mesela. Onların belirli böyle yerlerde mekanları olabiliyor bazı semtlerde. Bazıları da dediğim gibi çok fazla eğlenceli, çok fazla çocuksu hali olup hadi gel Luna Park'ta görüşelim diyenleri de gördüm. Hani ilk date olarak. Onun dışında ben genelde şeyi tercih ediyorum. Kendimi rahat edebileceğim semtleri tercih ediyorum. Örnek veriyorum, ben Kartal'da oturuyorum ama Pendik ya da yakınımda işte Sultanbeyli gibi saçma sapan semtler var. Oraları tercih etmem mesela. Daha böyle nezih, hani kendini bilen, oturmasını kalkmasını bilen böyle insanların geldiği semtler oluyor. En çok sevdiğim yerde Beşiktaş'tır mesela. Beşiktaş'ın o nezihliğini seviyorum. Sen mesela tarz... ilk date'de yemek yemeye çıkmak mı istersin? Yoksa dediğin gibi işte Luna Park'a gidelim, böyle aktiviteler yapalım, bunu mu seversin? Sinema falan mı? Mesela neyi tercih edersin? Şöyle yemek yemeyi tercih ederim. Değil mi? Ben de. Ben evet. De restorana gitmeyi çok seviyorum. Hem konuşmaya, karşı tarafı tanımaya fırsatın oluyor. Evet. Hem de yemek ya. Çünkü aynen öyle. Yemek benim zaten en büyük zaafım diyebilirim. Benim de öyle. Ekstradan yani eğlenmeye gitsem ben orada eğleneyim mi? Yoksa o insanla ilk defa buluşmuşum, onu mu tanımaya, gözlemlemeye çalışayım? Hani bunu kestiremem. Kesinlikle. Hani onu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Aynen öyle. Ben de oradayım şu an. Yani bir Luna Park'a falan gittiğinde muhabbet mi edeceksin? İşte evet. Eğlenecek misin ki zaten ilk görüşmen o sırada kasıntı olursun. Yani basarsın, her türlü çekinirsin yani yanındakinden, bir işte kesinlikle. Hiç tanımadığın bir insan yani işte yanlış bir şey olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu? Belki zaten direkt eğlence anlayışın bile o anda orada tutmayacak veyahut da bir hareket itici gelecek. Evet. Yemek en garantisi. Ben mesela Luna Park'a giden birine gerçekten merak edip sormuştum. Yani neden ilk buluşmada orası diye. Evet. Şey dedi, yani o da bilmiyor neden olduğunu ama çok da güzel, kaliteli vakit geçirdiğini söyledi. Çünkü ikisi de aynı böyle kafe denginde birbirini bulmuşlar ve anı yaşamak, eğlenmek ilk aşamada onlar için önemliymiş. Daha sonrasında zaten birbirimizi tanımak için çok fazla süreç var dedi. Ama işte onlar denk gelmiş bence yine dediğim evet, gibi. İşte. Çünkü o an orada denk, hani o enerji tutmasaydı o anda bir daha birbirlerini görmezlerdi. Bir şans daha verilmezdi bence o an. Bence de öyle. Kişisine göre değişiyor iki tarafında.
Peki senin şu an bir anaokulunda çalışıyorsun. Öğretmen arkadaşlarınızla nasıl bir ortam içerisindesin mesela? Şey Şöyle. oluyor mu? Erkek öğretmen gelip kahve ısmarlıyor mu? Şimdi şöyle, anaokullarında erkek öğretmen yok. Hayda. Hepimiz kızız. Ve hani 8 tane sınıf öğretmeni var. 2 tane de branş var, ben de dahil. Ekstradan yönetimde olan iki kişi var. İşte aşçımız, temizlikçimiz, hepimiz orada kızız. Tek erkek o küçük çocuklarımız. Başka da yok. İyi ki de yok bence erkek. Yoksa bekar olanlar gerçekten böyle bir bakma modunda, bir kapma modunda oluyorlar. Ya ilk önce bir bak, yani genelde öyle bir şey durumla karşılaştık. Örnek veriyorum, işte müzik öğretmeni çıkmıştı işten. Yeni bir müzik öğretmeni arıyorduk. Yönetimde olan bir kadının da kuzeni var. Kendisi böyle çok güzel piyano çalıyor, çok güzel işte şan derslerine gidiyor. Alten kendisi veriyor falan. O gelmişti denemek için. Geldi, herkes yani bekar olan bir iki kişi böyle hemen şey modunda, dedikodu modunda, işte tüh ya, parmağında yüzük var, nişanlı galiba, evli galiba, keşke olmasaydı, bakardık ya, hemen böyle bir muhabbetler. Ve hani burası iş ortamı ve sen öğretmensin, yani ne bileyim, sence böyle şeyler konuşulması normal mi bir öğretmen olarak? Bence öğretmen olarak ya yani konuşulabilir aslında bunun, ama bu olayın iç yani şöyle söyleyeyim, okulda olması bence hoş değil. Ben de şu an lise Evet dönemlerimden işte. hatırlıyorum da öğrencinin gözünün önünde birbirine yürümeler komik Oo. oluyor yani, o yüzden sordum yani. Şu an sen de öğretmenin böyle hani böyle bir ortam olduğunu söyleyince onlar aklıma geldi. Yani ne Eskiydi bir ya. merak ettim, nasıl yürüyor öğretmenler birbirine. Şu anda ben şu anda şey de yaşıyorum. Ya biz gerçekten hani belli bir yaşa geldik, büyüdük. Artık etrafımızdaki herkesin mesleği var. Bazıları öğretmen ve hani öğretmen şu an benim gözümde hani bana bir şeyler öğreten birisi hala. Bir arkadaşımın öğretmen olması beni şaşırtıyor. Şu anda Instagram'da arkadaşlarım böyle öğrencilerini falan fotoğrafını atıyor. Ama böyle kafayı yiyorum yani, hani bu duruma mı geldik? Ne ara büyüdük? Evet Ne yani ara bu öğretmen duruma nereden olduk? geldik yani, o dediğim gibi hani o flörtleşen öğretmenler şu an arkadaşlarım falan. Yani güzel. Çünkü yaş ilerledikçe, zaman geçtikçe birçok şey yaşıyoruz. Belirli bir olgunluğa erişiyoruz, tecrübe ediniyoruz. Yani ben mesela normalde amacım İngilizce öğretmeni olmak değil. Bir de üstelik anaokulunda İngilizce öğretmeni olmak gibi bir düşüncem asla yoktu benim. Yani böyle bir düşünce yokken, ben psikolog olmak istiyorken kendimi burada bulmam farklı yani. Değişik bir tecrübe oldu benim için. İyi ki de olmuş. Yani hayırlısı neyse o oluyor gerçekten. Bak Hani ne kadar biz bir şey yapsak da önüne geçemiyoruz. buradan konusu açılmışken de söyleyeyim. Evet. Mesela bu sezondan sonra ikinci sezon olarak da böyle bir şey yapacağım. Çünkü bak yine şaşırdığım gibi her seferinde böyle oluyorum. Mesela yine bir örnek vereyim. Bir arkadaşım var. Biz aynı basketbol takımında oynarken şu anda kendisi antrenör oldu. Ve çocuklara bizim antrenörümüzün bize yaptığı şeyleri yaptırıyor. Yani onu maçta böyle maç yönetirken, antrenman yaptırırken gördüğümde çok farklı hisler içine giriyorum. O yüzden mesela onu gördüğümde aklıma geldi. İkinci sezonda da yine bu arkadaşlarımı alarak, yine tanımadığım insanlar var. Mesela şu an senin de öyle hissettiğini öğrenmiş oldum. Bununla alakalı küçükken nasıl bir çocukluğumuz vardı? Büyüklerimiz hakkında ne düşünüyorduk? Ne planlıyorduk? Ne olmak istiyorduk? Ve büyüyünce ne olduk? Şu anda ne düşünüyoruz o meslekler hakkında ve kendi mesleğimiz nasıl, ne istiyorduk da nereye geldik gibisinde bir ikinci sezon çekmeyi düşünüyorum. Ve şu anda senin de böyle düşünüyor olman, yani sadece etrafımda benim ve arkadaşlarımın böyle düşünmediğini bilmek bana birazcık daha bunu yapmaya teşvik etti şu an. Güzel olacağını düşünüyorum onun da. Bence de güzel olur. Buradan onun da haberini vermiş olalım. Peki, sana şöyle bir soru sorayım. Erkekler kızlara nasıl yaklaşmalı? Güzel soru. Sana mesela nasıl yaklaşıyorlar? Buradan başlayalım. Bana nasıl yaklaşıyorlar? Beni hiç tanımayan, bazı birkaç işte fotoğrafımı gören, yani sadece sosyal medya olarak söylersem bunu, bazı resimlerime bakıyor. Bunu biraz şey algılayabilenler oluyor.
ben bununla rahat konuşurum. Bu her türlü yola gelir şey boyutuyla yaklaşanlar oluyor mesela. Ne yazıyorlar mesela? İlk mesaj, en garip aldığım mesaj neydi? Ben bu kızların DM kutularını da çok merak ediyorum. Çünkü Twitter'a falan bazen düşüyor yani. O kadar böyle saçma sapan şeyler yazıyor ki. Beni hiç tanımayan bazı işte bu boyutta erkekler oluyor mesela. Romantik olmaya çalışıyorlar ama öyle bir romantiklik değil. Daha çok böyle nasıl desem cinsellik boyutunda konuyu açanlar oluyor. Yani en garip ve en kötü bu diyebilirim. Onun dışındaki kişiler işte merhaba, selam, bunlar çok gereksiz, banal mesajlar bence. Daha farklı da olabilir ama daha farklı olduğunda da biz o gereksiz erkeklere alıştığımız için, onların değişik mesajlarına alıştığımız için merhaba, selam, nasılsın, işte tanışabilir miyiz, seninle konuşabilir miyim gibi şeyler görünce de çok böyle şaşırıyoruz aslında. Halbuki normali normal bir mesaj. Normal insanlar da var. Aynen var. Ya şükür olsun var yani. Ama çok iğrenç mesajlar alıyorum. Öyle söyleyeyim ve genel olarak hani ben çevreme de baktığımda kızlara genelde bu şekilde yaklaşıyorlar. Hep böyle bir yürüme çabası. Hani nereden vursam acaba, nereden sana kandırsam gözüyle geliyorlar. Bunu anlayabiliyoruz. Öyle Peki söyleyeyim. Sen neden hoşlanırsın? Bir erkek sana ilk nasıl yaklaşsa hoşlanırsın? Peki bir kere şöyle söyleyeyim. DM'i geçtim şu an. Gerçek hayatta sana bir erkek böyle gelip direkt tanışmak istedi mi? Ne diyorlar mesela? Tanışmak istedi. Evet, istiyorlar. Mesela en son geçen hafta mıydı? Tam hatırlamıyorum. Karşıya gitmiştim, Galata taraflarına. Güzel böyle manzaralı bir yer. Gittim, bir kitap kafede oturuyorum. Yan tarafımda bir beyefendi vardı. Bayağı bir yaşı var belli yani ama kaçtır, 30'a yakın bir şey gözüküyordu. Hı hı. Arada bir baktığını fark ettim ama oralı olmadım. Çünkü ben bakarsam biliyorum ki laf atacak yani o büyük boyutta. Daha sonrasında böyle tesadüfen birbirimize dönüp baktığımız zamanlar oldu. Sanırım ondan şey aldı. Biraz gazlandı galiba. Ben dışarı çıktım. Dönmeyi düşünüyordum. O sırada dedim ki manzaralı böyle birkaç böyle fotoğraf çekiyordum. Bu gitti, geldi, sürekli önümden geçiyor, kendini belli etmeye çalışıyor. Sonra yavaş yavaş geldi, dedi ki, merhaba dedi, tanışabilir miyiz? Yanlış anlamazsanız dedi. Çok kibardı. Yani evet, ellerini öyle tutuşu bile, duruşu bile çok kibardı mesela. Yaklaşımı çok güzeldi. Dedim ki, hayır, teşekkür ederim dedim. İyi günler dedi, iyi günler dedim. Peki iyi günler dedi, nasıl istiyorsanız. Bu çok güzel mesela. Evet, bazıları, süper ya, tertemiz. Evet, bazıları mesela böyle yaklaşıyorlar fakat sonrasında iyi peki, iyi günler yani bu şekilde tabirle gidiyor mesela. Yani ona şey hayır deyince hemen böyle bir agresifleşiyorlar. Öyleleriyle de çok karşılaştım. Ya da uzaktan bakıp göz kırpanla da karşılaştım. Sanki hemen ben düşecekmişim, bu sallayabilecekmiş gibi. Bu ne ya? Aynen öyle. Agalar, yani. Agalar, beyler, çok... kim dinliyorsa arkadaşlar lütfen. Erkekler. Gözünüzü yani her şeyi geçtim de göz kırpmak ne ya? Anlıyor musun? Mesela bir mekanda oturuyoruz, bir şeyler içiyorsak o kadehi kaldıran mı dersin? İşte karşıdan böyle hafif bir şey yapıyor. Öyle yani, farklı. Herkes çok farklı bir algıda geliyor. Yani uzaktan... kime kendini nasıl gösterirsen ya da o ortamda nasıl bulunursan sana öyle geliyorlar diyebilirim. Mesela ben orada kitap kafede oturduğum zaman gayet mülayim. Kitabını okuyan, kahvesini içen, manzarasına bakan ve kimseye bakmayan bir kızdım. Belki o da ona göre bana o şekilde yaklaştı diye düşünüyorum. Hani çok kibar yaklaştı. Benim mesela hareketlerim dışarıda yürürken ya da kendimi böyle şey yaparken öyle salına salına hareket etmem mesela. Duruşuma çok önem veririm. Yani başkalarının ne düşündüğü değil de benim kendimi nasıl gördüğüm benim için çok önemli olduğu için ben kendimi olgun gözüken bir kadın olarak görmek istiyorum. Böyle duruşuyla, bakışıyla, o hani saçını düzeltirken bile o nazikliğiyle misal. Öyle söyleyeyim. Ya da oradan bir kahve aldığım zaman mesela bakmıştı. Onu da fark ettim. Kahve alırken ben şunu istiyorum demem ben mesela. Ben şöyle sade bir Türk kahvesi alabilir miyim rica etsem falan yaparım ben genelde. Belki o insan onu görünce de o şekilde kibarda gelmiş olabilir. Başka bir ortamda, içkili bir mekanda çok rahat olduğumu gördüğü zaman
O yüzden de göz kırpma ya da kadehini gösterme gibi şeyleri bulunmuş olabilir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ya bu var ya, o kadar güzel açıkladın ki, aslında özetledin ki şu mevzuyu. Hani dışarıya nasıl gösteriyorsan kendine öyle geliyor diye. Tabii ki ben bunu şey yapmıyorum, hani ya kluba giden kızlara böyle yapılması doğrudur falan demiyorum burada. Sadece bizimkiler tabii ki de, ben gerçekten Türkiye'de birazcık böyle şeyi, nasıl diyeyim sana, kızlara bir hayvani bir bakış açısı var. Onu kesinlikle tarz etmiyorum. Onu zaten geçtim. Ama dışarıya kendini nasıl sunarsan sana karşı tarafında o şekilde yaklaşacağına da eminim. Yani genel olarak böyle olması gerekiyor. Normal olan bu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bizim o dediğin gibi mesela şeyde, kadeh kaldırmada ne var mesela? Yani sen kaldırmazsan da içiyormuş gibi yapıp devam mı ediyorsun? Yani bilmiyorum ya. Club'da yakınlaşmalar en komikleri zaten. Ben club'da yani bir bakayım şöyle bir, hiç yakınlaştım mı? Bilmiyorum, club'da hiç böyle birisine gidip de bir kızla tanışma bana çok itici geliyor çünkü. Ben başkasını itici bulduğum için kendim de yapmıyorum bunu. Yapmasını da garip buluyorum. Mesela arkadaşlarımla gideyim, bir grup haline gidelim. Aşırı eğlenirim. Yani aşırı eğlenirim. O arkadaş ortamımla çok eğlenirim. Ama iki kişi gidelim böyle. Sadece işte böyle hani bu akşam da buraya gitmiş olmak için gidersin ya böyle bazen. Gidip de tanımadığım insana dans edemem. Çünkü böyle dans edeni gördüğümde, yakınlaşmaları gördüğümde çok itici geliyor bana. O yüzden kendimi oraya koymuyorum. Kendim yapmıyorum onu. Hatta burada ilk bölümdeki Kubilay'la bir gün gitmiştik klaba. Hani bir şeyler içiyoruz, şey yapıyoruz falan. O hani dans etmek istiyor. Ya diyorum, hani ben böyle iki erkek zaten dans edersek burada bir zahmet kadar kesin gay sanarlar. Yani kesin, hani başka bir şey yok yani. Biz ondan önce de benim başka bir arkadaşım vardı, Yiğit diye. Yiğit'le sürekli beraber takılıyoruz diye biz zaten gay sanıyorlardı. Sürekli beraber hani kafeye falan gidiyoruz diye hani. O kadar böyle bir burada şey yapmışlar artık, hani iki kişi bunlar erkek erkeğe takılıyorsa gay gibi bir kafa bile var burada. O yüzden Kubilay'la böyle birebir dans etmiyorum. Gecenin birileriyle tanışalım muhabbeti oluyor. Ben insanlara baktığımda etrafımda böyle çok itici geliyor. Durdum böyle artık bir yerden sonra, işte hem içiyoruz hem de masadan böyle insanlara bakıyoruz. Bir yerden sonra erkeklerin nasıl yaklaştığını yorumlamaya başladık. Ve erkeklerin yaklaştığı kızlarla göz göze gelip kızların böyle bakışlarını bize, yaptığı hareketleri böyle uzaktan anlaşıp böyle gülüyoruz falan o erkeklere, o kızlarla falan. Yani o yüzden club'da yakınlaşmak bana çok itici geliyor ve evet, öyle. Yapmadığım bir şey yani. O dediğim gibi yani bana bir farklı bir iticiliği var. Böyle yok kadeh kaldırmaymış, yok göz kırpmaymış. Bunlara zaten club'da oluyor bence genelde. Evet, öyle zaten. Yani mesela onu yapsa, diyelim ki ben karşılık verdim diyelim. İlerledi. Nereye kadar ilerleyebilecek ki? O insanın amacı belli aslında zaten. Ve sen günü birlik aslında takılacaksın onunla. O oradaki şey öyledir ya. Yani oradan ciddi bir ilişki çıkar mı? Bence çıkmaz. Çıkmaz. Şöyle yine buradan da X-Record'da Instagram sayfamızda bir tane şey yapmıştım. Soru cevap yapmıştım. Oraya gelen bir tane sebeplerden bir tanesi işte ayrılma sebebinin, en komik ayrılma sebebinizdi galiba. Oraya gelen cevaplardan bir tanesi, club'da tanıştığım sevgilim çok ortamcıyım diye, dışarıda barlara, club'lara takılıyorum diye benden ayrıldı diye Allah bir Allah. Sebep vardı. Zaten onlar hani dışarıda barda tanışmışlar ve sevgili olmuşlardı aslında. Yani oradan zaten ne kadar ilerleyebilir ki? İlerlemez. Yani ilerlersin belki ama bilmiyorum, genelde dediğin gibi o ortam yani birazcık, eğer tanışıp da şey yapmak istiyorsan tek geceliğe gider ya da işte birazcık takılırsın. Bunu da bu arada yadırgamıyorum. Olabilir. İnsanlar bunu da tercih edebilir. Olabilir. Tabii ki olabilir. Ben de yadırgamıyorum. Aynen. Bunu tercih edebilirler tabii ki ama pek tarz değil ya. Tarzım değil. Benim yani. Tarzım değil. Senin tarzın değil. Başkalarının tarzı olabiliyor. Aynen. Onlara öyle. Da saygımız var. Dinleyen varsa. Arkadaşlar varsa size de konuşalım mesela. Siz de anlatın. Sizin tarafınızdan anlatın siz de. Peki böyle tanıştığın birisiyle uzun süre flört ettiğin oldu mu? Hiç kabul ettiğin, tanışmayı kabul ettiğin birisi oldu mu? Evet. Yani uzun süredir konuşuyorsam, şehir dışında değilse, aynı şehirdeysek buluşabiliyoruz. Ama ben kimle buluştuysam pişmanlıkla geri döndüm diyebilirim. Nasıl tanışmıştın onlarla mesela? Onlar nasıl, ne dedi de sen onlarla tanışmayı kabul ettin?
mesela örnek vereyim. Üniversitede, ben bu arada Zonguldak'ta okudum. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde. Ben de, Karabük'te okumuştum. Çok farklı yerler değil. Allah belalarını versin bu arada. Evet, aynen öyle. O yüzden orada okuyan bir çocuk vardı. Ben onu görüyordum zaten sürekli. Fakat öyle bir hani konuşmamız falan yoktu. Zaten kocaman büyük bir kampüs. Hani konuşmamız için herhangi bir şeylik olmadı. Durum olmadı. Etkilendim mi? Etkilendim. Çok böyle sempatik ve hareketleri de çok hoşuma gitmişti. Yüz sempatikliği olarak da çok hoşuma gitmişti. Ben genelde zaten ona bakıyorum. Yani dışarıdan etkileniyorsam içini kurcalamaya çalışırım. Yok, içi çürük çıkıyorsa bırakıyorum mesela. Öyle biriyim. Neyse, bu çocuk işte nereden bulduysa bilmiyorum. Eklemişti beni. Konuşmaya başladık. Tesadüfen ben Kartal'da oturuyorum. Böyle 20 dakikalık ya da aynen 20 dakikalık, böyle 30 dakika diyeyim en kötü, mesafesi olan Pendik semtinde oturuyordu. Tesadüfen orada oturuyormuş. Konuşması, mesajlaşması gayet çok iyiydi. Hani ilerleyebileceğim boyutta, hani örnek veriyorum. Sonra buluşalım dedik. İyi, buluştuk. Sonra Pendik'te buluştuk. Zaten Pendik'te oturan hiçbir erkekle asla konuşmam, bir şeyler düşünmem. Çünkü oranın insanları, erkekleri daha doğrusu, leş gibi, öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Erkekleri berbat. Neyse, biz Pendik'te buluştuk, yemek yedik. Bana diyor ki resimlerden daha güzelsin. Hani okulda da görüyordum ama gerçekten bu kadar çok dikkatli bakmamıştım. Ben nasılım sence? Sürekli böyle. Sen çok tatlısın, ben nasılım sence? Hiçbir şekilde cevap vermiyorum. Pof poflanmayı bekliyor. Cevap vermiyorum. Duruyor. Sen ne düşünüyorsun benim hakkımda, saçını düzelterek? En sonunda gına geldi, defolup gidecektim yani. O boyuttaydım. Daha sonrasında biz neyse kalktık. Dedi ki biraz sahil tarafında yürüyelim ve ben orada işkillendim. Pendik'te sahil tarafında yürümeyin. Dinleyenler varsa asla yapmasın böyle bir şeyi. Ben bilmiyorum mesela neden. Temas olarak farklı oluyor yaklaşımları, öyle söyleyeyim. Ben dedim ki iyi, yürüyelim, sahil havası alalım. Ben çok sıkıldım çünkü. Sonra yürüyorduk. Neyse, bir yerde oturduk. Farklı bir boyutta yaklaştı. Ben orada dedim ki tamam. Yani konuşmasına aldanma Ayper'i dedim kendime. O yüzden kalktım, dedim ki ben gidiyorum. Yaptım dedim. Çok yanlış bir şey. Ve hani bir nasıl desem, tutuyor da kolumdan yani gitmeyeyim diye. Yani sen kimsin de tutuyorsun kolumdan. Çok güzel, çok sempatik başlayan bir şeyliğimiz oldu. Sohbetimiz oldu ama sonrasını berbat etti. O yüzden internet üzerinden biriyle konuşup, hani canlıda da görsem ben bu kişiyi, ilk önce üniversitede gördüm, biliyorum hareketlerini. Sonrasında sürekli sosyal medyadan konuşmuşum. Daha sonra buluşmuşum. Bunu kabul etmiyorum artık. Kendimi uyardım çünkü ben bunu birkaç defa daha yaşadım. Bunlar benim için hepsi bir tecrübe oldu. O yüzden de ben bütün şeyimi canlı olarak ilerletmeyi tercih eden biriyim. Canlıda buluşayım, canlıda konuşayım, canlıda tanışayım. O şekilde ilerledim. Çünkü baktım, oradan tanıştık, oradan konuştuk ama tam tersi bir çocuk çıktı buluştuğumuz zaman. Bunlar çok var. Bu bildiğin... Ve şaşmıyor. Evet, yani bu birazcık zorbalık olmuş. Pendik'te sahilde koltuğundan tutmalar. Aynen öyle. Peki sevdiğin kişi için yaptığın bir çılgınlık var mıydı? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sevdiğin kişi, şu anda tanıştınız, tamam mı? İkiniz de öğretmensiniz. Ben şu anda getirdim. Bir tane müzik öğretmeni getirdim sizin anaokuluna, erkek. Beğendin, sevgili oldunuz, tamam mı? Ve bu kişinin tayini başka bir şehire çıktı. Evet. Sevmediğin bir tane şehir söyle Türkiye'de bana. Şuraya gitmem dedin. Ankara. Ankara, tamam. Ankara'ya tayini çıktı. Hem de Gülveren. Emre'nin memleketine. Gülveren miydi? Öyle bir yer. Oraya tayin çıktı çocuğun. Ve seviyorsun da, gider misin? Tayinini ister misin oraya? Hayır. Güzel. Peki şöyle bir şey oldu. Şimdi senin okulun nerede? Pendik'te mi? Pardon. Nerede oldu? Kartal'da mı? Yok, Pendik'te. Pendik'te, süper. Maalesef. Ya Pendik'te diyemeyiz. Yani tam Pendik'te de değil yani. Kaynarca desem de bilmezsin. Neyse. Duydum. Pendik'e yakın diyeyim. Tamam. Öyle diyeyim. Çocukla tanıştınız. Çocukla da hoşlandın, sevgili oldun. Yaklaşık 6 ay, 1 sene oldu. Çocuk diyor ki ben diyor burada, ailem burada diyor şeyde. Pendik'te oturuyoruz biz, Kaynarca'da oturuyoruz biz. Ailem burada. Ben de çok uzağa gitmek istemiyorum. Ben burada yaşamak istiyorum. Orada yaşar mısın? Nasıl yani?
Şehir dışı olarak mı yer değiştireceğim? Evet, yani şu anda Kartal'dan ailesinin olduğu semte taşınacaksın çocuğu. Semt olarak olabilir ama şehir dışı olarak hayır. İstanbul dışı olmaz diyorsun yani. Olmaz. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben bazen böyle konuşurum arkadaşlarımla ya da ailemle. Oldu ki hani hayatımda evleneceğim insan işte şehir dışından çıktı. Sen mi gidersin, onun mu gelmesini istersin derler bana. Ben derim ki herkesin kendine göre bir düzeni var. Benim burada oturturduğum bir düzen var. Onun da kendi şehrinde var. Yani evlilik boyutu ama çok ikilemli bir şey. Ben gelmek evet. istiyorsa o gelsin buraya ama ben gitmek istemiyorum derim. Eğer iki tarafta birbirinin yanına gitmek istemiyorsa benim için biter diyen biriyim. Büyük de konuşmak istemiyorum. Başıma gelebiliyor büyük konuştuğum şeyler. Evet, umarım o zaman İstanbul içinden Beşiktaş'tan bir damat adayı bulursun. Yok, şehir dışı da olabilir de yani nasıl uzlaştığımız önemli. Neler konuştuğumuz önemli. Yani o konu hakkında ne düşündüğümüz önemli. Belki şey düşünüyordur. O şehir dışında olan işte erkek der ki ben İstanbul'da bir hayat düşünüyorum der. Hani sadece senin için değil. Ben normalde de İstanbul'da düşünüyorum. İşim orada daha çok iş bulabilirim diyebilir mesela. Gelir buraya. Öyle şeyler de yaşanabiliyor. Yani o yüzden planlandığı gibi olmadığı için ne olacağı da belli olmuyor. Belki benim işim orada daha iyi bir seviyede bir işim olabilir. Ben gidebilirim. O an ne gösterirse aslında. Evet, evet bu mantıklı, güzel. Yani birazcık daha tartışılabilir olması bu konunun iyiymiş yani. Ben bu kadar, ben aslında havadan bir soru sormuştum ama bayağı önemliymiş senin için. Evet, ama dediğin gibi yani bunun en azından tartışılabilir olması gerekiyor sonuçta evlenmek evet. falan düşünüyorsan. Dediğin gibi yaşadığın yeri ortak seçebilmelisin. Evet. Ayperi, çok teşekkür ederim ben sana. Ben şu anda teşekkür ederim. Yavaştan sonuna geldik. Ben yine bir yerden sonra artık en başında zaten sana söylemiştim. Enerjini çok beğendim. Konuşma aktı gitti her zamanki gibi. Sağ ol. Katıldığın için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni buraya davet ettiğin için. Benim için de çok büyük bir deneyim oldu. Hiç tanımadığım bir insanla böyle şeyleri konuşabilmek. Bundan sonraki konuklarımın da böyle hiç tanımadığım insanların da bana yazabilip benimle konuşabilmesini istiyorum. Umarım bu şekilde daha fazla bölüm gelir. Umarım. O zaman sana çocuklarla beraber anaokulundaki sorunsuz, iyi eğitim hayatımı dilenir. Umarım belki ileriki bölümlerde tekrar katılmak istersen tekrardan bekleriz. Tabii ki isterim. Galiba bağımlılık olacak. Burası çok güzel bir platform oluyor gibi geliyor bana. Ben de çok beğendim. Çok tatlı bir şey olmuş. Podcast olacak diye düşünüyorum bunun da. Ben teşekkür ederim tekrardan. Ben de iyi dileklerin için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Diğer bölümleri de dinlemeyi unutmayın. Bakın böyle bölüm seçiyorsunuz. Bunların hepsi çıkıyor elinizde. Bölüm seçmeyin. Hepsini dinleyin. Görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın.